Yapardım. Kuyumculuk yapılır yani. Başka ne yapardık yani? Onu da yapma şansımız olmadığı için. Yapmak isterdim ama yapacak bir şansımız yok onu. Mecbur işimize devam. Fakir işi bu. Bu mesleğe 1984 yılında başladım. Bayağıdan beri bu işi yapıyorum. Yani şükrediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. 3 tane çocuğum var. Ekmeği bu işten götürüyoruz yani. Ayakkabı işinden. Asıl doğum yerim Fatsa. Orada Fatsa'dan gelmeyim ben. O zamanlar Sebahattin Özel diye bir ustamız vardı. Sebahattin Özel. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa da ellerinden öperim diyorum. Ondan öğrendim. Yani yıllardan beri ekmek yedik, yiyoruz, çalışıyoruz. Vallahi 84'ten bu yana hesapla işte. 85 desek yine 35 sene mi? 37 seneden beri. 37-38 seneden beri. Yıldan beri. Bu mesleği yapıyorum. 5 yıl işte fabrikada çalıştım. Öyle devam ediyoruz kardeşim. İşte geçinip gidiyorum. Bu ayakkabıyı getirmiş. Bu eski bir ayakkabı ama tutuyorsun 3 ay sonra geliyor. Benim yeni bir tane ayakkabı bırakmıştım diyor. Yeni bir ayakkabı bırakmıştım diyor. Hatırlıyor musun 3 ay sonra ayakkabıyı? Ama şüphede düşüyorsun, bu sefer yeni ayakkabı vermek zorunda kalıyorsun. Burada yazar, 15 gün içinde alınmayan ayakkabıdan mesul değiliz. Ama 3 ay sonra ben yeni bir tane ayakkabı bırakmıştım. Yeni ayakkabıyı niçin bırakmıştın diye soruyorsun. Ya tamir için, ya yeni ayakkabının tamirlik ne işi var kardeş? Yeni ayakkabı bu sonuçta. Ya yeni ayakkabı vermek zorunda kalıyorsun bazen, yani şüphede kalıyorsun. Velhasılın başıma geldi yine öyle bir olay. Geçen yıl adam bir tanesi geldi, ben bot bırakmıştım dedi bana. Halbuki vatan kişi az çok tanıyorum. Bot falan bırakmadı. Ama ben dedi 89 lira para vermiştim ona dedi. Ne yapacağız şimdi? Ya arkadaş sen bana bot bırakmadın diyorum. Yok bıraktın, yok bırakmazsın. 89 lirasına gidiyorum. Al kardeşim 89 lira mı? Al paranı diyorum. Bir daha gelme. Yapacak bir şey yok. Yani çok sorunlu insanlar var. Sonradan duyuyorum başka yerde aynısını onlara da yapıyor. Yani benden 89, ondan 90 derken günlük şeyini doldurmaya çalışıyor kafasına göre ama yani bunlar iyi bir şey değil. Şu işe 37 yıl olmuş. Başlayalım neler nelerle karşılaştık. Yani ayakkabıcılık işi garip bir meslek diyeyim ben sana. Yani eskisi gibi değil kardeşim. Eskiden para kazanıyorduk. Şimdi para kazanma işi kalktı. Fabrikalar açıldı. Fabrikalar günde 1000 çift ayakkabı yapıyor. Tamirat işi kalktı. İşi değiştiriyorduk. Şimdi ne oldu? Hep hazır taban oldu. Hazır taban olunca bize ekmek düşmüyor daha eskisi gibi. Yani biz önceden lastiği değiştiriyorduk, ökçeyi değiştiriyorduk. Ne oluyordu bu sefer? Ekmek düşüyordu bize. Şimdi hazır taban, günde 1000 çift, 2000 çift yapan fabrikalar var. Onlarla biz dans edebilir miyiz? Edemeyiz. İşte kenardan köşeden günlük 100-150 şeyimizi alıyoruz. Evimize gidiyoruz. Yani iş diye eski işlerimiz maalesef, maalesef kardeş. Buradan ayakkabıya başlayınca şöyle tarif edeyim ben sana anlayacağın şekilde. Saya halinde deri koyarsın. Şu kesim bıçağıdır. Kesim. İlk önce güzel çizersin, istambalarını koyarsın, kesimini yaparsın, astarını kesersin.
Ondan sonra sayacıya verirsin. Sayacıdan gelir, kalıba çekersin kendin kalfa olarak. Kalıba çektikten sonra preste tabanını, ilacını yapıştırırsın. Ayakkabıyı çıkarırsın. Mostra derler iç kısmına bizde. Mostra. Mostrasını yapıştırırsın. Bağcıklarını takarsın. Güzel temizlersin. Satışa sunacaksın. Ayda bir tane mi satarsın? Haftada bir tane mi satarsın? Ne satacağın belli değil ya. Yani ay değil de bir çift, iki çift öyle bir düşüyor. Ayda yılda yani devamlı düşmüyor. Hazır var abi, hazır. Hazır varken 70 liraya 100 liraya varken gelip senden el yapısını 150-200 lira vermiyor vatandaş. Ya falan yerde diyor, BİM'de diyor, Migros'ta diyor satıyorlar 70'e diyor. Gelip de bana yaptırır mı adam yani? Bir çift ayakkabı yapmak, ben günde 16 çift ayakkabı bitiriyorum. 16 kişi giyebiliyor. Bir çift ayakkabı yapmak 2 saat. 2 saatte bir çift ayakkabıyı bitiriyorum kardeşim. Ama sayacıdan geldikten sonra. Deri olarak tabii. 10 bile deri de yapıyoruz. Nasıl isterse vatandaşın ona göre, isteğine göre yapıyoruz. Bugün alıyor, az deform oldu veya çatladı, daha tamirat yaptırmıyor. Ne yapıyor? Yenisini alıyor. Eskiden 92'de ayakkabı almak zordu. El emeğinde. Şimdi ama her kişinin 5-10 çift ayakkabısı var. 10 çift en aşağı. Yani burada takip ediyorum bazı kişileri. Ayakkabısı şurası bozulduğu zaman burun kısmı, onu hemen kenarıya koyuyor, atıyor. Yani yenisini alıyor. 92'de 87'de onu alma şansımız yoktu bizim yani. Ayakkabı. Ben kendim kara lastikle gittim şeye, okula. Lastikle gittim yani. Onu da arkası yırtıktı lastiklerin. Rahmetli babamız durumları müsait değildi o zaman. Ama şu an herkes hazır ayakkabılar. Şükür şükür giyiyorlar ayaklarını. O zaman kara lastik diyeyim, kara önlüklerle okula gidiyordum. Yeter ki ayağımda lastik olsun. Ne trip atma bilmem ne yok. Yeter ki ayağımda lastik ayakkabı olsun diyorum ya. Yani öyle bir şey yoktu abim. Yeter ki lastiğimiz, ayağımız yere basmasın diye sonuç. Başka hiçbir sonuç yoktu kardeşim. Kızma, darılma olmazdı yani. Yeter ki lastiğimiz olsun ayağımız. Şimdi ise adamın, çocukların diyeyim ben sana, gençlerin 10 çifti var. Az bir deform olmuş. Baba bir çift ayakkabı veya kendisi alıyor gidip 800 bin milyar veriyorlar ayakkabılara. Öyle bir durumlara geldik. Onun için tamirat işi zayıf. Ama önceden kara lastiği bile tamir ettiriyorlardı lastiği. Arkasını yapıştırıyorlardı. Şimdi yok o. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. İşi bir kere biz yaparken sevdik. Yani sevdiğimiz için başka bir meslek ne yapardın dersen bana sen, onu da yapma şansımız yok. Ne yapardın? Kuyumculuk yapılır yani. Başka ne yapardık yani? Paralı iş. Onu da yapma şansımız olmadığı için. Yapmak isterdim ama yapacak bir şansımız yok onu. Onun için mecbur işimize devam. Fakir işi bu. Bir pişmanlığım olmadı benim. Niye olmadı? Ben sabırlı bir insanım çünkü. Ya Rabbim derdim. Bana bugün evimin rızkını ver. Fazlasını da hiç şey değil derdim yani. Ya Rabbim dua ederdim devamlı. Evimin rızkını götüreyim ben.
gerisi hiç önemli değil. Ben hep işime şey saygıyla baktım yani, sevgiyle baktım. Hep sevdim yani, işimi sevdim. Ama gel gelelim dümeni düzgünler böyle mağazacılar, fabrikatörler ekmek yedirmiyor bizim gibi insanlara. Nasıl yiyeceğiz? İşte arada bir kemik düşerse böyle tamirat olarak böyle devam ediyoruz.